Hanımlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sosyal medyaya yüklediğimde Facebook ve Instagram'da çok beğeni alan bu bozuk para cüzdanlarını sizlere anlatmak istiyorum. Takdir edersiniz ki gelen sorulara yanıt vermek, yazarak anlatmak oldukça zor. Bu cüzdanları yüklediğimde de birçok hanıma söz verdim. Video ile size anlatacağım bunu diye. O yüzden hazır hafta sonunda yakalamışken sözümüzde duralım ve cüzdanları size anlatalım. Şimdi genelde bunu görüyorsunuz. Bu cüzdan popülaritesi ilk ortaya çıktığında şu örnek vardı bir tek biliyorsunuz. Popcorn örneği Mercedes'e iple örülüyor. İçindeki görüntü biraz daha böyle kirli bir görüntüsü var sanki bana öyle geliyor. Ve kullanım açısından sanki bunlar çok daha profesyonel bir görüntü ortaya çıkardı. Şöyle göstereyim size. Bakın hiçbir dikiş yok, iz yok, ne bileyim. Örüldüğüne dair bir belirti yok. Sadece el emeği olduğunu böyle bu şık görüntüsünden anlıyorsunuz. Mesela şöyle bir renk yaptım. Bu da çok güzel oldu. Turkuaz rengi çok güzel oldu. Onu bir arkadaşıma hediye ettim. Keşke gösterebilseydim size. Mesela bu pembe. Kızım kullanıyor bunu. Çok da fazla para alıyor içi. Yani bayağı bir para saklayabilirsiniz. Şimdi neye ihtiyacımız var? Hemen ondan bahsedeyim size. Bir cüzdan aparatına ihtiyacımız var. Eminönü'nden bulabilirsiniz İstanbul'da yaşıyorsanız. Eğer değilse internet üzerinden sipariş verebilirsiniz bu cüzdan aparatlarını. Hatta çok daha şık modelleri de var. Onlarla renk uyumunu daha farklı bir konsepte bütünleştirebilirsiniz açıkçası söylemek gerekirse. Sonra bir de görünmez ipimiz var. Yani şuradaki bu temiz görüntüyü bu iple sağlıyoruz. Misina ipi ya da görünmez ip diye geçiyor. Bunların inceleri var. Aman diyeyim, sakın hiç uğraşmayın. Ne dikiliyor ne de sağlam oluyor. Böyle biraz daha kalınca bir ip sizin işinizi görecektir. Bir de yorgan iğnesi. İğne içinde şöyle söyleyeyim. Buradaki şu deliklerden geçmesi yeterli olacak. Yani denerseniz daha rahat olacak. Birkaç iğne değiştirmemiş olacaksınız. Bir makas ve bir de yine makrome ipimiz. Yine piyasada bunlar. Bir kalınları var bunların. Kalınlarını almayacağız tabii. Biraz ince, 2 numara tığa gelebilecek bir ipi tercih edeceğiz. Kar topunun ipini kullanıyorum ben. Marka olarak sorarsanız kar topu bunlar. Şimdi başlayalım isterseniz. Sarı örelim ne dersiniz? Sarı belki videoda da daha net gözükür diye düşünüyorum. Bunu şöyle arkaya alalım. Ve cüzdanların yapılışına başlayalım hanımlar. Hazır mısınız? 10 zincirle başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincir çektik. Her bir zincire bir sık iğne yapıyoruz. Toplamda 9 sık iğnemiz olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve evet, son ilmekte her zaman olur bu biliyorsunuz. 9. Şöyle tabanı yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Tabanı örüyoruz hanımlar. Bir zincirle geri dönüyoruz. Ve yine üzerine sık iğnemizi yapmaya devam ediyoruz. Toplamda burada 7 sıra yapacağız ve bir dikdörtgen elde edeceğiz. Hadi bakalım 7 sırayı tamamlayalım.
Evet sevgili hanımlar, 7. sıraya gelmek üzereyiz. 7. sırayı da tamamlayalım. Sık iğne ile bir dikdörtgen elde ediyoruz. Yani cüzdanımızın tabanını yapıyoruz. Evet, son ilmek ve tabanı tamamladık. Şimdi burada bu dikdörtgenin dört bir köşesini yine sık iğne ile devam edeceğiz. Bir zincir çektim. Tekrar aynı deliğe baktım. Burada zaten burada göreceksiniz bakın delikler var. Toplamda aslında çok fazla sayıya bağlı kalmadan önünüze çıkan her ilmek öyle söyleyebilirim. Mesela 3, 4, 5, 6. 6 ilmek buraya geldi. Bakın. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar. Burada da bu ipi şöyle toparlayalım. Aynı deliğe battık. Devam edelim. Bu ipi de şurada içine alırsanız içeride bir ip görüntüsü olmayacak. Şöyle. Umarım kameraya. Devam ediyoruz bu şekilde. Dört bir tarafını sık iğne ile örmeye devam ediyoruz. Burada köşede tekrar şöyle sıkıca bir zincir atalım ve diğerine geçelim. Dönmemiz kolay olsun. Örgü muntazam olsun. Bakın bu ipi de burada kaybettik. Gitti. Önce örgümüz de tertemiz gözükecek. Buna çok önem verir hanımlar. Bilmiyorum siz de aynı fikirde misiniz? Güzel bir görüntü çıkıyor ortaya. Örgü kadar temiz olması da, temiz bir görüntüsünün olması da çok mühim. Burada yine bir zincir çekelim. Diğerine devam edelim. Evet. Son sırayı tamamlıyoruz. Tığ işi bilen hanımlar bunu çok kolay yapacaklar. Biraz eliniz hızlıysa, mesela benim elim çok hızlı. Bu cüzdanı dikmesiyle beraber toplamda ben 45 dakikada bitiriyorum. Ama biraz dediğim gibi ben biraz fazla hızlıyım. Öyle söyleyeyim size. Hani diyeyim normal ölçüde ördüğünüzü farz edelim. Toplamda 1,5 saatte cüzdanı ortaya çıkarırsınız. Dikmesiyle birlikte. Burada tamamlıyoruz. Bu ip biraz böyle düzeltmeyi de seviyor. Şöyle biraz. Evet. Gördüğünüz gibi tabanımız hazır. Şimdi yukarı çıkacağız. Yukarı çıkma işlemini başlatacağız. Burada şöyle çift biliyorsunuz ilmekler. Normalde Trabzan ya da sık iğne yaptığımızda çiftini alıyoruz ya. Hayır. Burada yapacağımız şey tek iğne almak. Tek ilmekle yine sık iğne ile. Bakın. Her bir köşeyi tek ilmekle, tek ilmek alarak sık iğne ile dönüyoruz. Böylece cüzdanın yukarı çıkmasını sağlıyoruz. Tekrar göstereyim hanımlar. Çift değil. Tek. Şuradan alıyoruz. Evet. Umarım anlaşılır. Örgüye yeni başlayanlar da bunu çok kolay yapacaklardır eminim. Çünkü teknik çok basit. Kafa karıştıran bir durum yok. Basitçe yapacaksınız bunu eminim. Evet. Bu şekilde dört bir kenarı devam ediyoruz. Burada da benim masada gösterdiğim için biraz örmem güç oluyor. Bu cüzdanla ilgili size bir diğer bir tavsiyem de çok sık örmemeniz. Yani hani sanki sıkı örersem daha güzel olur. İp de o havayı veriyor. Çünkü sanki biraz sıkı ör der gibi yapıyor ama hiç gerek yok.
Çünkü bu sayılar bu aparata en uygun sayılar. Yani başlangıç sayılarımız. Zaten devamında herhangi bir artırma, eksiltme hiçbir şey yapmadığımız için bu son derece önemli. Şimdi burada kapattık. Bir sonrakinde kapatacağız. Şöyle yapayım. Evet. Burada kapattık. Ve böylece bakın yukarıya döndü. Şimdi sıra geldi örneği kurmaya. Bir zincir çektiniz ve örneği nasıl kuracağız? Hemen onu da gösteriyorum. Az önce tek ilmek almıştık ya. Yine aynı şekilde bir zincirden sonra tek ilmek alıyoruz. Sık iğne, hiç dolamadan, yani böyle yapmadan, hiçbir şey yapmadan. Sonra bir sonraki ilmeğin en dibine batıyoruz. Gördüğünüz gibi burada tek aldık. Burada en dibine. Yine hiç şey yapmadan, başına ilmek almadan, tığın başına ilmek almadan tekrar tek ilmek. Bir sonraki ilmeğin dibi. Zaten burada bakın görüyorsunuz bir açıklık var. Burada bir delik var. Hiç zorlanmadan tığınızı batırıp çıkaracaksınız. Tek ilmek ilmeğin dibi. İkinci sırada çok daha net anlayacaksınız bunu. Zaten örnek kendini belli edecek. Tekrar göstereyim hanımlar. Bakın. Şöyle. Tek ilmek aldık. Çektik. Bakın bu bunun altı. Gördünüz mü? Bu ilmek. Ama biz bir sonraki ilmeği yapıyoruz. Burada karışıklık olmasın. O zaman örnek birbirine girecektir tabii ki. Bakın. Bu ilmek. Bir sonraki ilmeğin dibine batıyoruz. Tek ilmek. Bir sonraki ilmeğin dibi. Şöyle görüntüsünü de göstereyim size. Tek ilmek. Bir sonraki ilmeğin dibi. Tek ilmek. Bir sonraki ilmeğin dibi. Tek ilmek. Bir sonraki ilmeğin şurada dibi. Tek. Aynen bu şekilde devam edecek. Her sırada bunu yapacağız. İlk kurduğunuzda belki birazcık şaşırabilirsiniz. Ama videoyu tekrar izlediğinizde muhtemelen onu da kavrayacaksınızdır diye düşünüyorum. Bir sonraki ilmeğin dibi. Tekrar edelim. Buradan tek ilmek alıyoruz. Sık iğne. Tekrar bir sonraki ilmeğin de dibine batıyoruz. Tek ve bir sonrakinin dibi. Artırma, eksiltme, herhangi bir şey yapmadan bu cüzdanı çok kolay bir şekilde örebilirsiniz sevgili hanımlar. İkinci sıraya geçtik görüyorsunuz. Burada zaten daha iyi belli ediyor örnek kendini. Bakın buradaki uzun ilmekli olan yere bu sefer tek yapıyoruz. Kısa olan yere dibine batıyoruz. Bir tek, bir dibine. Bir tek, bir dibine. Bir tek, bir dibine. Evet. Bu şekilde cüzdanımızı dönüyoruz. Yani toplamda şöyle göstereyim hanımlar. 13 sıra yapıyoruz. İpiniz eğer kalınsa, bazı renklerde bir tık kalını çıkabiliyor. Mesela mor renkli olan biraz kalın. Mor renk olan bu ipte biraz kalın. O zaman bunu 13 sıra mesela 12 sıraya indireceksiniz. Çok uzun olduğu zaman çirkin oluyor, güzel olmuyor. Kısa olduğu zaman da güzel olmuyor. Bunun aslında ölçüsü 13 sıra hanımlar. 13 sıradan fazla yapmamaya gayret gösterin. Bu şekilde döneceğiz.
Hiçbir şey yapmadan söylediğim gibi 13 sıranın ya geldiğimizde tekrar buluşalım bakalım. Evet sevgili hanımlar, cüzdanımız yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Gördüğünüz gibi yukarı dönüş tamamladık. Bakın çok da güzel bir örneği var. Tekrar edelim mi bir kez daha anlamayanlar için, tekrar görmek isteyenler için? Tek ilmek batıyoruz ve bir sonraki ilmeğin dibine batıyoruz. Bunların hepsini tığa ilmek almadan yapıyoruz. Tek ilmek atıyoruz ve bir sonraki ilmeğin dibine batıyoruz. Umarım net gözüküyordur. Dediğim gibi biraz hızlı örüyorum. İnşallah anlaşılmıştır. Anlaşılmayan, sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa videoya yorum yaparsanız hepsini tek tek cevaplandırırım. Hiç üşenmeden. Kimseyi bekletmeyi çok fazla sevmiyorum ben. O yüzden muhtemelen benden cevap alacaksınız. Evet. Devam edelim. Tekrar söyleyeyim. 13 sıra hiçbir şey yapmadan bir tek ilmek, bir ilmeğin dibine batarak bu güzel örneği devam ettiriyoruz. Sonra dikme işlemi var ki bence en zoru. Örmeden zor, örmekten zor. Doğru söyleyelim. Dikmesi biraz vakit alıyor. Biraz dikkat istiyor. Vakit alıyor demeyelim de dikkat istiyor. Mesela birkaç iğne yedekleseniz iyi olur. İğne kırılma ihtimali çok yüksek. Az önce ben bir tane kırdım mesela. Bakın. Bunları satacaksanız eğer, yani el işinden para kazanan bir hanımsanız çok rahat satarsınız. Bu cüzdanlar çünkü kendini sattırıyor. Gerek renkleriyle, gerekse yani böyle çok temiz bir iş çıkıyor ortaya bu cüzdanda. Öbür cüzdandaki gibi değil. Videonun başında anlattığım gibi. Yani insanları ikna etmeniz çok kolay. Kendini sattıran bir örnek çıktı ortaya açıkçası söylemek gerekirse. Fazla dil dökmenize gerek yok. Cüzdanı göstermeniz yeterli. Eğer satacaksanız. Bir kere daha yavaş örelim o zaman şöyle. Tek batıyoruz. İlmeğin dibine batıyoruz. Tek batıyoruz. İlmeğin dibine batıyoruz. Evet sevgili hanımlar, yavaş yavaş oluşmaya başladı cüzdan. Bakın. 13 sıra sayacağız dedik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra yapmışım. 3 sıraya daha ihtiyacımız var. 3 sıra sonra tekrar buradayız. Ve hanımlar 13. sıradayız. Artık bitirmek üzereyiz bu sırayı. Yani sarı iple ilişiğimizi az sonra keseceğiz. Dikme işlemine geçeceğiz. Tekrar göstereyim. Hazır çekiyorken tek ve ilmeğin dibine. Ne yaptık? 10 zincirle başladık. Bir taban yaptık. Sık iğneyle 7 sıra
Daha sonra üste çıktık. Örneği kurduk. Ve 13 sıranın sonunda bağlıyoruz. Burası sıra başımız zaten. Şöyle. Burada sonlandırıyoruz. Bağlayalım. Şöyle göstereyim. Bağlayalım. Bir tane daha yapsak daha sıkı olacak gibi geliyor. Ve burada kesiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi cüzdanımız neredeyse bitti, bitecek. En zor bölüm. Bence, belki birçok hanım dikmek daha kolay diyecek. Bence dikmesi biraz zor. Eliniz alıştıktan sonra tabii daha kolay dikiyorsunuz da ilk başlarda biraz zorlanma ihtimaliniz olabilir. Bu ipi de buradan çekelim. Cüzdanın görüntüsü temiz olsun. Şöyle biraz da form verelim. Gördüğünüz gibi bitirdik. Ne yapıyoruz şimdi? Aparatı cüzdana monte etmeye geldi sıra. Şimdi buradaki püf noktası aslında şöyle bunu oturtturduğunuz zaman şöyle göstereyim. Cüzdanın bu topuzunun tam ortada olması. O zaman kapattığınız zaman tam anlamıyla oturuyor. Yani şöyle göstereyim bakın. Şuradan biraz da form verebilirsiniz böyle. Şu topuzun tam ortada olması. Biraz yana kaydığı zaman cüzdanın formu tamamen bozuluyor hanımlar. Yani sökmek zorunda kalıyorsunuz. Bunun için de yani dikmeye başlamadan önce işaretlemek. İp alayım ben. Evet, şurada işaret iplerim. Çok önemli. Şöyle. Bakalım. Tam ortada mı değil mi? Bence tam ortada, ne dersiniz? Şöyle yaptığımız zaman. Evet. Tam ortada gözüküyor. Burada hemen ne yapıyoruz? Şuradan kenardan bir işaret koyuyoruz. Kenar ölçüleri kaçırmamak için, ortayı kaçırmamak için. Şöyle yapalım. Sonra bunu şöyle yapalım. Bunun tam karşısına gelen bölümden de bir işaret daha koyalım. Ve ipimizi de hazırlayalım. Fazla uzun tutmayın. Ama düğümlenmesini gerektirecek kadar da kısa tutmayın ipinizi. Böylece orada bir aksaklık olmamış olur. Şöyle yapalım. Düğümleyelim. Bir düğüm daha atalım. Fazlalığı da keselim. Görüntü çirkin olmasın. Evet, tığı kaldırabiliriz. Ve sıra geldi dikmeye. Cüzdan yapan hanımlar bilecekler. Bunun dediğim gibi püf noktası sadece ortalamanız gerektiği. Bunun için de bu işaretler sizin çok işinize yarayacak. Yani buradaki pembe ip ortada kalacak ve siz buradan dikmeye başlayacaksınız. Güzel oturtturun.
sağa sola çekiştirirseniz yine formu bozuluyor. Öyle söyleyebilirim. Yani ne nereye denk geliyorsa. Zaten 10 zincirle başladığınızda, tabanı 10 zincirle başladığınızda ve elinizi sıkı tutmazsanız, yani sıkı sıkı örmezseniz, bu cüzdan böyle hemencecik yerine oturacaktır. Şuradan bir sabitleyelim. Umarım kamerada gözüküyordur. Ben şimdi cüzdana konsantre olduğum için kamerayı çok fazla kontrol edemiyorum. Dedim ya, bir amatör bir çekim, öyle çok profesyonel bir çekim değil. Hanımlara çünkü söz verdim. O sözü tutmak da şart oldu, farz oldu. Şimdi şuradan keselim. Çünkü ipi de dikmişiz. Şimdi buradan geçiriyoruz bunu. Ve devam. Sıkıştıra sıkıştıra bunu güzelce ne? Zaten burada aparatta biliyorsunuz delikler var. Görüyorsunuz. O deliklerden tek tek bunu dikiyoruz. Atlamayın sakın. Her bir deliğe boşluk oluyor çünkü. Dediğim gibi biraz dikmesi dikkat istiyor. Ama bana kalırsa örmek daha kolay dikmekten. Siz yapınca ne düşüneceksiniz? Çok merak ediyorum. Tekrar edelim. Videonun bu bölümünde açan hanımlar varsa onlar için tekrar edelim. Sormak istediğiniz bir soru olursa videonun altına yorum yapabilirsiniz. Bütün sorularınızı cevaplamaya gayret göstereceğim. Cüzdan yaparsanız, örmeye karar verirseniz, fotoğraflarını bana yollarsanız görmek isterim. Çok mutlu olurum. Neler çıktığını. Çünkü çok yaratıcı hanımlarımız var. Türk hanımları çok marifetli biliyorsunuz. Yani hiçbir yerinde bizim kadar marifetli kadın yok. Öyle güzel bir özelliğimiz var. Güzel birçok özelliğimiz var da bu da o özelliklerden bir tanesi. Bu şekilde hanımlar dikmeye devam ediyoruz. İşte burada böyle ip düğümleniyor. Açmak zorunda kalıyorsunuz. Gibi 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 bir sürü aksilik çıkabilir. Sakın yılmayın. Son derece dikkatli bir şekilde cüzdanı dikmeye devam edin. Ortada görüşelim. Şuraya geldiğimiz zaman tekrar devam edeceğiz. Evet hanımlar, orta bölüme geldik. Gelmek üzereyiz. Şimdi bir dikiş daha atalım. Buradan bu ipi artık çıkaralım. Zaten ölçümüzü tamamladık. Bakın gördüğünüz gibi tam denk geldi. Burada ip çıktı tabii benim. Hemen onu geçireyim. Şöyle. Ve devam edelim. Şimdi ne yapıyoruz? Diğer kanata geçiyoruz. Burada şöyle bir düzeltme yapalım. Zaten ip misina ipi olduğu için herhangi bir hatayı göstermiyor. Yani dikiş hatasını göstermiyor. Çok da sağlam oluyor. Ama işte bu düğümlenmeleri sizi epeyce oyalıyor. Mesela şu anda benim yaşadığım gibi biraz daha sıksaydım kör düğüm olacaktı. Açmakta oldukça zor. Ben bunu açayım, devam edelim. Evet. Karşı kanata geçeceğiz dedik. Hemen onunla geçelim. Burada yine böyle bir düzeltiyoruz. Buradan şöyle oturtalım. Devam ediyoruz. Artık son aşama. Yani kapattığınızda herhangi bir falso yoksa cüzdan olmuş demektir.
Çünkü bu dikiş aşamasında bunu çok fark edebilme ihtimaliniz az. Yani minimum bir yamuklukta bile, oturtma işleminde yamuklukta bile cüzdanın formu hemen değişiveriyor. Dolayısıyla sökmek zorunda kalıyorsunuz. Evet, şurada. Evet, artık bitirmek üzereyiz hanımlar. Son dikişleri yapıyorum. Düğüm atacağız ve form verip bitireceğiz. İşte bu kadar. Dediğim gibi eğer biraz örgü biliyorsanız, tığ işinden anlıyorsanız çok kolay, hemen yapabileceğiniz, eğer satmak niyetindeyseniz, el işinden para kazanıyorsanız çok da kolay satacağınız güzel, şık bir cüzdan sahibi oldunuz. Şuradan. Evet. Düğüm atalım. Bir kere daha sağlamlaştıralım. Bakalım olmuş mu? Çünkü olmama ihtimali de var biliyorsunuz, eğer yamuk yaptıysak. Şöyle bir form veriyoruz ve kapatıyoruz. Son derece başarılı bir cüzdan çıktı ortaya. Gördüğünüz gibi. Tekrar şuradan son aşamada. İşte bu kadar. Cüzdanımız hazır. Kullanışlı, şık, oldukça basit, yapımı kolay. Cüzdanımız ortaya çıktı. Çok teşekkür ediyorum hepinize. İzlediğiniz için, vakit ayırdığınız için. Tekrar ediyorum. Sormak istediğiniz soru varsa, anlamadığınız bir şey varsa videonun altına yorum yapabilirsiniz. Yorumların hepsine cevap vermeye gayret göstereceğim. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Like düğmesi ya da Türkçe ile beğen düğmesine basmayı, beğene tıklamayı lütfen ihmal etmeyin. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Yaptıklarınızı görmeyi çok isterim. Fotoğraflarsanız, yollarsanız beni gerçekten çok mutlu edecek. Hepinize sevgiler yolluyorum. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.